Hepinize selam. Fragmanımızda gördüğünüz gibi Split Screen yani tek ekranda birden fazla videoları Premiere Pro'da kolay bir şekilde yerleştirip uygulayacağız. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Bu ilk örneğimizde 4 tane çekilmiş farklı videomuzu 4'e bölüp tek bir ekranda görünmesini sağlayacağız. İlk önce hazırlayacağınız videolarınızı bu şekilde katmanlar halinde üst üste koyacaksınız. Bu ve anlatacağım diğer çalışmalarımızın hepsinin efeks kontrol panelimizde ufak ayarlarımızı yapıp uygulayacağız. İlk önce bu çalışmamızda Yapmamız gereken bu dört videomuzun ölçülerini ekranımıza sızdıracağız. En üst katmanımıza gelip ölçümüzü 150 yapıp OK diyeceğiz. Aynı işlemi diğer katmanlarımıza uygulayacağız. Üçüncü katmanımıza gelip aynı şekilde 50 yazıp OK diyeceğiz. İkinci katmanımıza gelip 50 yazıp OK diyeceğiz. İlk katmanımıza da gelip 50 yazıp OK diyeceğiz. Videolarımızın ölçüsünü ekranımıza sığacak şekilde ufaltmış olduk. Tekrar en üst katmanımıza gelip sırasıyla videomuzun duruş pozisyonumuzu sol tarafa doğru ayarlayacağız. Aynı şekilde üst tarafa doğru izahlayacağız. İlk videomuzu sol üst tarafa yerleştirmiş olduk. Üçüncü videomuzun katmanına gelip aynı işlemi bu sefer tersten yapacağız. Sağ tarafa gelecek şekilde videomuzu izahlayacağız. Sağ üst tarafa pozisyonumuzu ayarlayacağız. İkinci katmanımıza gelip onu da sol alt tarafa izahlamasını yapacağız. Şu şekilde izahlayacağız. Ve ilk katmanımıza gelip onun da pozisyonunu sağ alt tarafa gelecek şekilde izahlayacağız. Evet gördüğünüz gibi ekranımıza 4 videomuzu da yerleştirdik. Nasıl yaptık bu işlemleri? Tüm videolarımızın ölçüsünü düşürüp koyacağımız yerlere göre de pozisyonlarını ayarlamış olduk. Şöyle bir ön atalım. Evet gördüğünüz gibi videolarımızın hepsi tek bir ekranımıza gelmiş oldu. Şimdi burada yapmamız gereken videolarımızın kesişen bölgelerine bir renk çizgisi çizmemiz. Hemen kalem aracımıza gelip çalışma alanımızın görünümünü de Şöyle %25'e bir düşürelim. Tekrar kalem aracımıza gelip bu şekilde şöyle bir çizgimizi çekelim. Çizgimizi çektikten sonra tekrar boyutumuzu bir de getirelim. Burada çizgimizi çektikten sonra oynayacağımız kısım hemen kontrol panelimizde. Burada yapmamız gereken kalemimizin çizgisini belirtmemiz. Hemen burada bir yazan yerdeki kutucuktaki tikimizi kaldırıp kalemimizin kalınlığını 8 yapıp OK dememiz. Hatta biraz daha kalınlaştırabiliriz. Çizgimizin de katmanını videomuzun boyutuna getirelim. Şöyle bir videomuzu oynatalım. Evet gördüğünüz gibi 4 tane videomuzu yerleştirip kalem aracımızda kullanarak bu şekilde çizgimizi belirleyip uygulamış olduk. Tabi burada siz koyacağınız çizginizin rengini istediğiniz renk yapıp uygulayabilirsiniz. Bu arada aklımdaki bir şey söylemek istiyorum size. Bu tarz bölme işlemi yaptıktan sonra sizin videonuzun altına koyacağınız müziğinizin ritmine göre istediğiniz sahneden, istediğiniz yerden videolarınızı ayarlayabilirsiniz. Yani dördünü birden oynatmak zorunda değilsiniz. Aralarına şu şekilde boşluklar bırakıp OK dediğimiz zaman bu şekilde de videolarınızı kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta FX kontrol panelinde pozisyonunu ayarlayıp keyframe vererek hızlı veya yavaş gelecek bir şekilde çalışmalarınızı müziğinizin ritmine göre ayarlayabilirsiniz. Unutmadan da bunu da söylemiş olayım size. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Bu çalışmamızda da ekranımıza 3 tane videomuzu yerleştireceğiz. Aynı şekilde en üst katmanımıza gelip ilk örneğimizde olduğu gibi 50 yazıp OK diyeceğiz. İkinci katmanımıza gelip aynı şekilde 50 yazıp ona da OK diyeceğiz. Pozisyonumuzu, İlk önlemimizdeki gibi sol üst tarafa izahlayacağız. Bir alt katmanımızı da sola doğru izahlamasını yapacağız. Yalnız burada bu işlemlerimizi uygularken aralarında az bir şey boşluk bırakacağız. Onu da birazdan göreceksiniz zaten neden olduğunu. Ve son katmanımıza gelip efekt sarama kısmından crop yazıp çıkan efektimizi en alt katmanımıza bırakacağız. Hemen efekt kontrol kısmından oynayacağımız yerimiz gelmiş oldu. Hemen lep yazan yeri hafif de şöyle sağa doğru çektiğimizde şu şekilde şöyle bir ekranımızı üçe bölmüş olduk. Şimdi burada yapmamız gereken ilk örneğimizde kalem aracımızı kullanarak çizgimizi belli etmiştik. Bu örneğimizde en alt katmanımıza rengimizi uygulayacağız. Hemen sayfamıza gelip kalır mat yazan yeri seçeceğiz. Okey deyip altına koyacağımız rengimizi de beyaz yapabiliriz. Beyaz siz istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Rengimizi belirledikten sonra siz isterseniz isim de verebilirsiniz. Şöyle okey diyelim. Evet renk katmanımızı tutup videolarımızı en alt katmanına bırakıyoruz. Bu şekilde birazcık boyutumuzu da diğer videolarımızın ölçüsüne getiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi ufak tefek kaymalarımız olmuş. Hemen tekrar pozisyonumuzu ayarlayıp ufak ayarlarımızı da yapıp işlemimizi sonlandırabiliriz. Şöyle tekrar bir oynatalım videomuzu. Evet gördüğünüz gibi bu sefer ekranımızı 3'e bölüp işlemimizi uygulamış olduk. Bunu da aynı şekilde altına koyacağınız farklı bir müzikle pozisyonlarını müziğinizin ritmine göre ayarlayabilirsiniz. Hemen 3. örneğimize geçelim. 3. örneğimizde de yine 3 tane videomuzdan örneğimizi uygulayacağız. Yalnız bu sefer efekt kullanarak yapacağız. Hemen en üst katmanımıza gelip efekt sarama kısmına Radial Wipe yazacağız. Çıkan efektimizi tutup en üst katmanımıza bırakacağız. Yalnız burada bu efektimizi bir sefer değil, iki sefer kullanacağız. Aynı şekilde bir daha tutup tekrar en üst katmanımıza uygulayacağız. Effects kontrol kısmında gördüğünüz gibi iki tane radial efektimiz gelmiş oldu. Bu işlemlerimizi sadece en üst katmanımıza uygulayacağız. İlk olarak burada Transition yani geçiş değerimizi %50'ye getirip OK diyeceğiz. Bir alttaki yerimize gelip yani videomuzun açısını değiştireceğimiz yere gelip oraya da 130 yapıp okey diyeceğiz. Ortalamasına da 270 ve 280 deyip okey diyebilirsiniz. Evet efektimizin ilk değerlerini vermiş olduk. Siz kendi videonuza bu ve buna yakın değerler verip uygulayabilirsiniz. Şimdi ikinci attığımız efektimize de hemen hemen aynı değerlerimizi vereceğiz. Bir alttaki geçişimize gelip oraya 50 yazıp okey diyeceğiz. Bu sefer açımız eksi değeri vereceğiz. Ona da eksi 50 yazıp okey diyeceğiz. Ortalamasını da siz kendi videonuza göre ayarını uygulayabilirsiniz. Hatta birazcık daha yukarıya doğru çekelim. Evet gördüğünüz gibi radyal vibe efektimizi iki sefer videomuzdaki en üst katmanımızı uygulayarak verdiğimiz değerlerimizi kullanarak videomuzun açılarını ayarlamış olduk. Daha sonra yapmamız gereken gayet basit. İkinci katmanımıza gelip sola doğru ayarlayıp gelecek şekilde bırakmak. Aynı işlemimizi en alt katmanımıza uygulayacağız. Hemen pozisyonumuza gelip en alt katmanımızdaki videomuzun da pozisyonunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu arada bilmeyenler için Katmanımızın üzerine gelip motion'a bastığımızda manuel olarak da bu şekilde ayarlayabiliriz. Şöyle bir videomuzu oynatalım. Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde üç videomuzu üçe bölüp yerleştirmiş olduk. Tabii ki burada siz iki videonun arasını daha geniş ve daha dar tutabilirsiniz. Onu da siz kendinize göre kendi videonuza göre ayarını yapıp uygulayacaksınız. Bu arada ilk önlemimizde olduğu gibi kalem aracımızı kullanarak araları çizebiliriz. Hatta şöyle birazcık ufaltalım videomuzu Tekrar kalem aracımıza gelelim. Şu kısımları şöyle çizelim. Tekrar büyütelim. Kalemimizin boyutunu da ayarlayalım. Şöyle oynatalım. Evet şurada ufak bir kayma olmuş. Onu da düzeltebiliriz tabii ki. Hatta bu sebebi birazcık bu kısım kalın olsun. 20 yapıp okey diyelim. Şöyle tekrar bir oynatalım. Evet gördüğünüz gibi bu örneğimizde bu kadar basit sevgili dostlar. Hemen son örneğimize geçelim. Bu son örneğimizde de bu sefer dik çekilen bir videomuzda basit bir çalışma uygulayacağız. İlk örneğimizde olduğu gibi en üst katmanımızın pozisyonunu şöyle sağa doğru çekeceğiz. Ortadaki videomuza dokunmuyoruz bu sefer. Alt katmanımızdaki videomuza gelip Aynı işlemi bu sefer sola doğru uygulayacağız. Ortadakini oynamayacağız dedim ama az bir şey sola doğru çekmemizde fayda var. Bu seferlik çekilen videomuzu ekranımızda 3'e bölmüş olduk. Zaten hemen hemen ilk önlemimizde benzer bir şekilde sevgili dostlar. Bu arada bu çalışmamıza da en alt katmanımıza renk efektimizi uygulayabiliriz. İstediğiniz rengi de kalır maddeyi kullanarak değiştirebilirsiniz. Çok ince ayarlar gözünüzden kaçmışsa da FX kontrol kısmından pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Bu arada unutmuyorsunuz ekrana birden fazla video koyarken koyacağınız müziğinizin ritmine göre düzenlemeyi de yapabilirsiniz. Özellikle bu tarz çoklu videolar, bazı reklam çekimlerinde çok kullanılır. Spor videolarında çok kullanılır. Örneklerimize verdiğimiz bu ve buna benzer değerleri kullanarak siz de uygulayabilirsiniz. Photoshop'ta olduğu gibi Premiere'de de bol bol antrenman yapmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.